Canım arkadaşlarım hepinize selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik alanındasınız hepiniz. Hoş geldiniz. TYT AYT Matematik Tekrar Kampı'nın geldik. Bugün 13. gününe 13. günün ikinci videosu logaritma tekrar soruları sevgili arkadaşlarım. Evet ücretsiz pdf'iniz bu kampın ücretsiz pdf açıklama kısmında mevcut. O linkten pdf'i elde edebilirsin. Ve benle beraber ilerlemende de büyük fayda görüyorum. Bunu her videoda söylüyorum. Her videoda söyleyeceğim. Benle beraber ilerle ben sana nokta atışı tespitler yapıp çok güzel noktalar söylüyorum. Hem soru çözümlerinde hem de konu özetlerinde inanılmaz güzel detaylar veriyorum. O detaylar zaten seni geliştirecek bu saatten sonra biliyorsun. Çünkü sen zaten konuyu özet haliyle, genel haliyle biliyorsun. Ben sana burada konu özetini yaparken öyle özellikleri verip geçmiyorum. Sana nokta atışta tespitler yapıyorum. Çok güzel bazı ispatlar veriyorum. Çok güzel bazı yeteneğini geliştirecek, matematik yeteneğini geliştirecek güzel noktalar sunuyorum. Aman diyeyim onları kaçırma. Hem soru çözümlerinde hem de tekrar hem tekrar sorularına hem de özette. Ödevinde 40 soru serisi AYT Matematik video soru kitabından gençler. Lütfen dikkat edin ödevinizi yaptığınız takdirde logaritma diye bir derdiniz kalmayacak aklınıza bulunsun. Artık hazırsak geçelim dersimize. Şimdi logaritma tekrar soruları dedik. Ne demiş ilk soruda bir bakalım. Gençler bakın. Ben burada şununla şunu yer değiştirebiliyordum. Siz bunu nasıl fark edeceksiniz? Bu özelliği kullanmamız gerektiğini. Bir sayının kuvveti logaritmik ise bunu yapın arkadaşlar. 36 ile 2'nin yerini değiştirirsen 36 üzeri logaritma 4 tabanında 2 gelir artı burada bak 3'ün karesi var şimdi, hocam. 3'ün karesi yok orada aslında. 2 3 üzeri 2 artı logaritma 3 tabanında 5 var. 3 üzeri şu 2'yi ben 3 tabanında logaritma 3 tabanında 9 yazarım. Artı logaritma 3 tabanında 5'i verir bize. Bu da 3 üzeri bak 3 üzeri. Artık tabanlar eşit olduğu için içlerini çarpabilirsin toplarken bunları. Logaritma 3 tabanında 45'i verir bize. Burada da 45 ile 3'ün yerini değiştirirsen 45 üzeri logaritma 3 tabanında 3 yapacaktır. A eksi aha, artı diyordum az daha eksi 2 ile de 7'nin yerini değiştirelim. 2 üzeri logaritma kök 7 tabanında 7 yapar. Şimdi dikkatli izle beni. 4 tabanında 2 neye eşittir hocam? Logaritma 4 tabanında 2. 4'ün kaçıncı kuvveti 2'dir? 1 bölü 2. kuvveti. Demek ki burası 1 bölü 2'ymiş. 36'nın 1 bölü 2. kuvveti kaç? 6. Artı. Devam. Logaritma 3 tabanında 3 neydi? 1'di. 45 üzeri 1. E 45'tir. Eksi. Kök 7'nin kaçıncı kuvveti 7'dir? ikinci kuvveti demek ki burası 2. 2'nin karesi 4 verir bana. 6 ile 45 topladım. 51, 51'den 4 çıkardım. 47 bana cevabı verir. Demek ki cevabımız A şıkkında verilmiş sevgili gençler. Geçtim bir diğer soruya. 1 bölü logaritma 5 tabanında x'i ben nasıl yazabilirim? Hocam bak burası logaritma x tabanında 5'tir. Artı burası da logaritma x tabanında 25'tir. Ve ben bunları toplarsam logaritma x tabanında 5 kere 25 125'i verir bana. Ve bu kaçmış arkadaşlar? 15'in ta kendisi. Şimdi x üzeri 15 eşittir 125 geliyor bak. x üzeri 15 eşittir 125. Peki ben bunu x üzeri 15 eşittir 5'in küpü diye yazsam. Her iki tarafın 1 bölü 3. kuvvetini ya da boş ver 1 bölü 15. kuvvetini alsam. x eşittir burada x kalır 1 bölü 15. kuvvet alınca. 5 üzeri 3'ün 1 bölü 15. kuvveti derim. 3 ile 1 bölü 15'i çarparsan 5 üzeri 5 üzeri 3 bölü 15'ten 1 bölü 5 gelir. Ve tabi bu da bize 5. dereceden kök içinde 5'in ta kendisini verir. Yani cevap B şıkkı olacakmış deriz. Bir diğer sayfamıza geçtik. Ne diyor bakalım soruya. Logaritma A tabanında 8 çarpı. Logaritma B tabanında A eşittir 3 olduğuna göre B kaçtır diye soruluyor. Şimdi gençler şöyle birazcık uzaklaşalım. Heh. Arkadaşlarım bakın burada şu logaritmanın tabanıyla bu logaritmanın 2 eşit olduğu için logaritma B tabanında 8 gelir burası eşittir 3 ise B'nin küpü 8 ise B kaçtır? Tabii ki de 2'dir demek ki cevabımız da A seçeneği olacak. Logaritma 4 tabanında X, logaritma 4 tabanında 9, 9 tabanında 5, 5 tabanında 3, 3 tabanında 64'ün çarpımına eşit. Şimdi şu 9'da şu 9, bu 5 ile bu 5, bu 3 ile bu 3 giderse geriye 4 tabanında 64 kalır yazıyorum. Logaritma 4 tabanında x eşittir. Logaritma 4 tabanında 64 ise ikisinin de tabanlarının 4 olduğunu görüyorsun değil mi? Hop hop. O zaman 64 neye eşitmiş? X'e bizden x sorulmuştu. Cevap a şıkkına verilmiştir dedik. Devam. 7 üzeri x artı 1 eşittir 3 üzeri x denklemi veriliyor. Bu denklemi sağlayan x değeri hangisidir diye sorulmuş. Ne yapılabilir? Bir düşünelim bakalım. Öncelikle gençler şöyle bir şey yapalım. Ben şu 7 üzeri x artı 1 var ya bunu 7 üzeri x çarpı 7 diye yazayım eşittir bu da 3 üzeri x versin bana sonrasında şu 7 üzeri x'i şuraya bölüm olarak gönderirsem eğer ben buradan sildim artık 7 neye eşitmiş 3 üzeri x bölü 7 üzeri x yani 7 eşittir. 3 bölü 7'nin x'inci kuvveti. Şimdi ben burada x'i yalnız bırakmam gerekiyor ya. Artık logaritma girsin devreye. Taban yine 3 bölü 7 olacak. Logaritma 3 bölü 7 tabanında 7 eşittir x'i verir bize. Logaritma 3 bölü 7 tabanında 7'de nerede verilmiş? Bak c seçeneğinde mevcut cevap c idi. Devam. Ben şunu nasıl yazarım? Ben bunu hocam logaritma 13 tabanında 4 biçiminde yazabilirim. Bunu ters çevirdim ve bu hale geldi eksi bak ln 2 bölü ln 13 demiş ya logaritma 13 tabanında 2 yazabilirim buraya da logaritma 13 tabanında 2 bundan bunu çıkarırsam içlerini bölmem gerekiyor logaritma 13 tabanında 4'ü 2'ye böldüm 2 geldi demek ki logaritma 13 tabanında 2 bana cevabı verir doğru cevabımız a şıkkında verilmiştir devam ediyorum 92. sayfamız sağ üst tarafında a logaritma 3 tabanında 83 b bu c de bu sırala demiş bunları bize şimdi kardeş logaritma 3 tabanında 81 Küçüktür logaritma 3 tabanında 83. O da küçüktür logaritma 3 tabanında 243 derim. Ya niye 81 ile niye 243? He, gözünü yağını yediğim ekmek bandığım. Niye? Çünkü bu 3'ün 4. kuvveti bu da 3'ün 5. kuvveti. Demek ki burası 3'ün 4. kuvveti ise burası 4'e eşittir. Burası da 5'e eşittir. Demek ki bu sayı 4 ile 5 arasında. Yani A sayısı 4 küsür bir sayı. Güzel. Şimdi geldim B'ye logaritma logaritma 4 tabanında 200 değil artık e, biz buna ne diyelim logaritma 4 tabanında e, 4 tabanında 64 diyelim hadi. Tamam? Küçüktür logaritma 4 tabanında 252 o da küçüktür logaritma 4 tabanında 256 diyelim mi? Arkadaşlar 64 4'ün küpüdür. 256 da 4'ün 4. kuvvetidir. Demek ki bu sayı 3 ile 4 aralığında. Yani bu sayımızda 3 küsür bir sayı olacak. Pekala. Geldim buraya. Logaritma 5 tabanında 25 küçüktür. Logaritma 5 tabanında 110 o da küçüktür. Logaritma 5 tabanında 125 derim. Bunu dedikten sonra şurası kaça eşittir? 2'ye 25 5'in karesidir. 25 5'in küpü olduğu için bu da 3'e eşittir. Demek ki bu sayı da 2 küsür bir sayı. 2 ile 3 arasında 2 küsür bir sayı. Artık sıralayabiliriz. Büyükten küçüğe doğru sıralayacağım anlaşıldığı üzere şıklarda. O halde A büyük B büyük C benim doğru sıralamamdır. Yani cevap nerede verilmiş? D şıkkında verilmiş sevgili arkadaşlar. Devam. Bunun tersini bul demiş. Hadi bakalım şu bizim yöntemle bir yapalım. 1. Önce burada x'in karesini almış. Kare al dedim. 2 sonra 3 çıkarmış gördüğünüz üzere 3 çıkar. Sonra bu parantezin bak 2 tabanında logaritmasını almış. 3 2 tabanında log al. Evet 4. Sonra bunu 3 ile çarpmış. 3 ile çarp ve son olarak 5 2 eklemiş değil mi? En son bulduktan sonra 2 eklemiş. Şimdi ben terse doğru gideceğim ve bütün işlemlerinde anti işlemlerini uygulayacağım. Yani bu ne demek gençler? 2 eklemek yerine x'ten 2 çıkaracağım. 3 ile çarpmak yerine 3'e böleceğim. 2 tabanında logaritma almak yerine 2'nin e, 2'nin taban olarak kullanıp üstü halde yazacağım. 3 çıkarmak yerine ben buna 3 ekleyeceğim ve karesini almak yerine de kare kökünü alacağım. İşte fonksiyonun tersi budur diyeceğim. Bu da bana nerede verilmiş bir bakalım. C değil, A değil. E, B de değil, D de değil. Bu bana E şıkkında verilmiş gençler. Doğru cevabımız E olacaktı. Devam. Bir pasta var. Bu çıkmış bir sorunun rakamlarının değiştirilmiş versiyonu bu arada. Bir pasta eşit hacimli 8 dilime ayrıldığında her dilim logaritma 6 tabanında x birim küp oluyormuş. Logaritma 6 tabanında x oluyorsa her dilim ve toplamda 8 dilimin varsa bu tüm pastanın hacimidir. Bu tüm pasta. Eşit hacimli 12 dilime ayrıldığında da her dilim logaritma 6 tabanında x bölü 36 birim küp oluyormuş. Aslında bu da pastadır. Değil mi? Pastanın yarısının hacmi soruluyor. Tamam güzel. Şimdi bu buna eşittir diyelim bir önce biz. 12'yi 4'e böldüm 3 geldi. 8'i 4'e böldüm 2 geldi. 2'yi bunun kafasına attım. X kare oldu. 3'ü bunun kafasına attım. X bölü 36'nın küpü oldu. Demek ki burada logaritma 6 tabanında x kare eşitmiş logaritma 6 tabanında x bölü 36'nın küpü. Yani aslında bakarsan Şöyle diyelim x küp bölü 36'nın küpü diyelim. Ben burayı logaritma 6 tabanında x kare diye yazmayı tercih ederim. Eşittir. Burayı da bak logaritma 6 tabanında x küp eksi logaritma 6 tabanında 36'nın küpü demek 6'nın 6. 6. kuvvet demek. 6'nın 6. kuvveti dedim. Tamam. Şimdi hocam bir kere bir kere şu 2'yi ben başa atmıştım ya 2'yi tekrar buraya alacağım. Bu 3'ü de şuraya alırsam eğer tamam mı? Bunu bu tarafa gönder bir tane logaritma 6 tabanında x kalır. Bunu da alıp bu tarafa gönderirsem zaten bu 6'nın ta kendisi. Bak 6'yı aldım buraya 6 tabanında 6. Ne geldi? 1 6'yı bu tarafa alırsam 6 altı gelir. 6'nın 6. kuvveti bana x'i veriyormuş. Yalnız buna lüzum var mı bir bakalım. Bir kere benim pastanın hacmi şu değil miydi? Yani 8 çarpı logaritma 6 tabanında x'ti değil mi? E, x neydi? x neydi? 6 tabanında x. 6 idi zaten. Demek ki burası 6 ise 8 kere 6 48. Bu pastanın hacmi. E bana diyor yarısının hacmi soruyor. Tamam. Bu kadar. Şimdi devam edelim arkadaşlar. 93. sayfamızda ilk sorumuz. x Y birden farklı pozitif gerçel sayılar olmak üzere logaritma x tabanında 3 sıfırdan küçük ve bu da sıfırda logaritma 5 tabanında y'den daha küçük eşitsizliği sağlanıyorken 3 tane ifade vermiş. Hangileri daima doğrudur diye soruyor bana. Şimdi öncelikle e, şu 0 hani logaritma 5 tabanında y diyelim. Bu 0'dan büyükmüş ya. Taban 1'den büyük olduğu için direkt 5 üzeri 0 1 olduğu için ben y 1'den büyüktür derim abi. Bu kesin. Ama şurası biraz kafa karıştırıyor olabilir şimdi. Ha, oraya biraz bakalım. Arkadaşlar niye kafa karıştırıyor? x üzeri 0 hani 1 ya zaten. 1 e, 3'ten büyük oluyor mu? Olmuyor. Değil mi? E şimdi 1 3'ten büyük olmuyorsa ikisinin ben birden küçük olduğunu düşünürüm. Daha anlamlı kılacak olursam sizin için bu soruyu. Şöyle demek istiyorum. Şu açıklamayı yaparsam siz daha iyi anlarsınız. Ben bunu 1 bölü logaritma 3 tabanında x biçiminde yazamaz mıyım? E bu da mı sıfırdan küçük o zaman? Değil mi? bu zaten pozitif. Bunun sıfırdan küçük olması için buranın negatif olması lazım. Yani logaritma 3 tabanında x de negatifmiş. Tamam sıfırdan küçük. Şimdi burası gençler yani birden büyük olduğu için taban 3 üzeri 0 1 ya. Demek ki x 1'den küçükmüş. Ha şimdi bak daha net anladım ben. x 1'den küçük ve y 1'den büyük. Hadi bakalım. Birden büyük bir sayıyla birden küçük bir sayının çarpımı birden farklıdır demiş bize. Ama şöyle bir durum var. Mesela ben y'yi 3 seçsem. Tamam. x'i de 1 bölü 3 seçsem. Sonuçta bu birden küçük. Bu da birden büyük. Çarparsam bir olur, yani olur, daima doğrudur diye soruluyordu. Bu çortladı bak. Aksine bir tane örnek verdim sonuçta. Devam. X e y'nin toplamı birden büyüktür diyor. Şimdi zaten ben birden büyük bir y sayım var. Bunun üstüne pozitif olan bir ya sonuç olarak x pozitif değil mi? Sıfırdan ya birden küçük ama pozitif sonuçta. Ben bunları toplarsam x artı y tabii ki de birden büyük olur. Bu kesinlikle doğru. X üzeri y xten küçüktür demiş. Şimdi dur, bir dakika. Ben x'in Birden küçük bir sayı olduğunu biliyorum. Ve pozitif yani pozitif bir basit kesir. Ben basit kesirlerin, bak basit kesirlerin birden büyük kuvvetlerini aldığım takdirde tabii ki de kendisinden daha küçük bir sonuç ederim. Mesela 1 bölü 2. Sen bunun 3. kuvvetini alırsan 1 bölü 8 gelir. 1 bölü 8, 1 bölü 2'den, 1 bölü 8, 1 bölü 2'den daha küçüktür arkadaşlar. Sonuçta gitgide küçülecektir. Dolayısıyla bu da doğru. Cevabımız 2 ve 3 olacakmış diyebiliriz. Devam arkadaşlar. Logaritma 2 yaklaşık olarak 0,301 iken logaritma 3 de yaklaşık olarak 0,477 iken logaritma 240 sayısının yaklaşık değeri hangisidir diye soruluyor. Bulalım. Bu tarz sorularda 240'ı asal çarpanlarına ayırıyorsunuz bir güzel. Hadi ayıralım. Mesela 2'ye böldüm 120 geldi değil mi? 2'ye böldüm 60 geldi. 2'ye böldüm hocam 30 geldi. Bir daha 2'ye böldüm 15 geldi. Ne çok 2 varmış. 3'e böldüm 5 ve 5'e böldüm 1. Yani 240 dediğim sayı aslında 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'miş hocam. Tamam bak bu cepte. Hatta ben bunu 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1 çarpı 10 biçiminde de yazabilirim. Şuradaki 2'nin bir tanesini aldım 5 ile çarptım 10 dedim. Tamam. Güzel. Buraya kadar her şey iyi. Ben her iki tarafın logaritmasını alırsam logaritma 240 da doğal olarak bana neyi verir? Logaritma. 2'nin kübü çarpı 3 üzeri 1 yani 3 çarpı 10'u verir. E bu da haliyle logaritma 2'nin küpü artı logaritma 3 artı logaritma 10'u verir. Sonuçta içerisi çarpıldıysa dışarıda bu logaritmalar toplanmıştır. 3'ü başa atarsam hop şurası gider. Logaritma 2 dediğim şey neydi? Aha burada bak 0,301'di. Demek ki ben bunu 3 ile çarpacağım. 3 kere 0,301 0,903 yapar. Artı logaritma 3 neydi? 0,477 idi. E logonda 1'di. O zaman 0,903'e 0,477'yi ekleyeceğim. Bir de 1,000 ekleyeceğim bunlara. 3 7 daha 0. Elde var 1. Burası 8 yaptı. 9 4 daha 3. 13. 13'ün 3'ü elde var 1 yaptı ve 1 elde de 1 vardı. 2 2,38 bize cevabı verir. Doğru cevap A şıkkıydı. Devam. 3 üzeri x ifadesini, 3 üzeri x ifadesini asal sayı yapan x reel sayılarının birbirinden farklı en küçük 2 değerinin toplamı. Şimdi birbirinden farklı en küçük iki değer diyorsa 3 üzeri x asalı da küçük asallar olacak. Mesela 3 üzeri x bir 2'ye bir de 3'e eşitlersem x zaten buradan 1 gelir burası kolay. Burası o da kolay artık biliyorsun. x nedir arkadaşlar? Logaritma 3 tabanında 2'dir. İşte bu en küçük iki değerin toplamı yani x değerlerinin şunu şunu topla demiş. Toplayalım. Logaritma 3 tabanında 2 ile 1'i ben logaritma 3 tabanında 3 diye yazabilirim değil mi? Toplarsam ne gelir? Logaritma 3 tabanında 6'nın ta kendisi gelir. Yani cevabımız nerede? A şıkkında verilmiş diyebiliriz. Evet arkadaşlar artık sağ üst taraftayız. Neler demiş bir bakalım. Tamam. Şöyle diyorum. 5 çarpı 3 üzeri ln x çarpı 3. Kabul mü? Yani çarpı 3 dedim. Şurada üstler toplanmış ya. Demek ki çarpılmış bir üstü sayılar. Eksi 6 çarpı 3 üzeri ln x bölü 3 dedim. Çünkü eksi 1 var burada. Bölünecek. Eksi 4 tane 3 üzeri ln x eşittir 1'miş. Şimdi şuraya bakıyorsun. 5 kere 3 15 tane. 15 tane 3 üzeri ln x var. 6'yı 3'e böldüm burada 2 tane var. 15 taneden ikisi çıktı 13 tane kaldı. 13 taneden de 4 tane çıktı 9 tane kaldı. 9 tane 3 üzeri ln x eşittir 1 ise 3 üzeri ln x 1 bölü 9'dur. E tabi bu da doğal olarak 3 üzeri eksi 2'dir. Demek ki bak tabanlar 3 ya artık. Demek ki bunların üstleri eşit. Yani ln x eksi 2'ye eşit. Hemen yazıyorum. ln x 2 Bunun tabanı neydi? E miydi? E üzeri eksi 2 de x'e eşittir o zaman. E üzeri eksi 2 ne demektir? 1 bölü e karedir. Demek ki cevabımız A şıkkına verilmiş deriz. Baya da bir açık daha cevap. Devam. X'ler sıfırlan pi bölü 2 aralığında. Yani birinci bölgede. A sayısı logaritma tabanında 1 eksi sin x bölü cos x. B sayısı da logaritma kitabanında 1 eksi sin x olduğuna göre logaritma kitabanında cos kare x'in a ve b türünden eşit soruluyor. Tamam yaparız be ne olabilir ki yani ne kadar zor olabilir gençler şöyle diyelim mi sizle beraber. Ee, ben öncelikle şu ikisinde bak şurada bir 1 eksi sin x görüyorum. Burada da bir 1 eksi sin x var ya. Şöyle bir şey desek olur mu acaba? Ee, ben bunu logaritma 1 eksi sinüs x eksi logaritma kosinüs x diye yazmak istiyorum. Sonuçta çıkardıysam içlerini bölmüşümdür demektir. Tabi tabanları da 2 bunların bu arada unutmayalım. Bu neymiş? A. Ve şurası da logaritma 2 tabanında 1 eksisinin ikisinde B olduğunu bize vermiş. Yani diyor ki B'den diyor logaritma kosinüs x'i 2 tabanında kosinüs x'i çıkarırsan diyor A'yı bulursun. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsam B eksi A eşittir. Logaritma 2 tabanında kosinüs x'i verir bize. Şimdi bizden istenen... Logaritma kitabında cos kare x. Yani kosinüsün karesi var ya burada. 2'nin karesi. Ben bu 2'yi başa atarsam aslında şu istenmiş. 2 çarpı logaritma 2 tabanında kosinüs x. E, logaritma 2 tabanında kosinüs x'in ben b eksi a olduğunu biliyorum. Bunun 2 katı nedir o zaman? 2b eksi 2 a'dır. Doğru cevap da d şıkkında verilmiştir deriz. Ve gençler son 2 sorumuz artık. Bu soru güzel. Bu soru değerli. İyi dinle. 2 üzeri ln ln x bölü 2 üzeri ln ln 10. Şimdi ben e, tabanları aynı olan iki üslü sayıyı bölünce ne yapıyordum? Üsttekinden alttakini çıkarıyor muydum üstlerini? Yani 2 üzeri elen elen x'ten elen elen onu çıkarmam lazım abi benim. Yani bunu yapabilmem gerekiyor. Ve bunun da üstünde ne var? Logaritma e var. Güzel. Şimdi şu üstleri bir çıkaralım. İkisi de elen olduğu için tabanları e'dir. Demek ki ben içlerini böleceğim. Yani 2 üzeri elen hop açtım. Elen x bölü elen 10 yaptı burası. Ve bunun da kuvveti olarak ne var elimizde? Logaritma e var. Dikkat edin 2 üzeri ln 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 x bölü ln 10 ee, aslında ben bunu şu şekilde yazabilirim. Logaritma x bölü logaritma 10 biçiminde yazabilirim ki logaritma 10 1'di zaten. Dolayısıyla logaritma x oldu burası bak. Logaritma x ln logaritma x oldu. Bunun da kuvveti logaritma e. Burada da artık üstleri çarpabiliriz. Yani 2 üzeri ln log x ile Neyi çarpıyorum? Log E'yi. Şimdi dikkat et. Bunun içi E. Bunun tabanı E. Bunlar giderse ne kalır? Burada 10 tabanında log X mi kalır? Yani 2 üzeri logaritma 10 tabanında log X kalır. Değil mi? Peki cevaplarda böyle bir şey yok. İfade de bayağı sadeleşti. Şimdi burası logaritmanın içi mi? Bu da bir sayının üstüne logaritmik bir ifade mi gelmiş? O zaman bu işaretlediklerim yer değişebilir. Yani logaritma x üzeri ne gelir? Logaritma 2 gelir ki o da bana zaten bak dikkat et D seçeneğinde verilmiş. Ve son sorumuz. İyi dinle dikkatli dinle. Burada neler var bir bakalım. Ee, bunun üssü eksi logaritma 20 tabanı da 16. Bunun üssü de logaritma 20 tabanı da 25. Tamam. Ne, ne diyeceğiz peki hocam? Yani hani bir tri var mı bunun? Olabilir şöyle ki 16 dediğim sayı 4'ün e, karesidir. Bu 4'ün karesini ben şuraya şöyle çarpım olarak gönderecek olursam e, Şunun da tabanı 4. Bunun da tabanı 4 olduğu için üstlerini toplayabilirim. Yani 4 üzeri 2 eksi logaritma 20 tabanında 16 çarpı 5 üzeri logaritma 20 tabanında 25 eşittir a dedim. Bizden de zaten a isteniyordu. a'yı yalnız bırakmış olduk böylelikle. Şimdi şu 2'yi 2'yi ben 4 üzeri logaritma 20 tabanında 400 biçimde yazabilirim değil mi? Sonuçta 420'nin karesidir. O yüzden 2'ye eşittir. Eksi logaritma 20 tabanında 16 dedim çarpı 5 üzeri logaritma 20 tabanında 25 gelir eşittir a oldu. Güzel. Şimdi şurası taban 20 taban 20 olduğu için bir de çıkarılmış bunlar. O zaman içlerini bölerim. 416'ya böldüğüm ne geldi? 4 üzeri logaritma 20 tabanında 400 bölü 16 25'tir. Bir de bunu neyle çarpmış? 5 üzeri logaritma 20 tabanı da 25'te. Ahan da artık bunların üstleri eşit. Üstleri eşit. 2 üstü sayı çarpılıyorsa tabanları direkt çarpılır. Yani A sayısı A sayısı 4 üzeri e, hatta 4 kere 5 20 olduğu için 20 üzeri logaritma 20 tabanı da 25'miş. E hocam bir sayının logaritmik bir kuvveti varsa ben buradaki 25 ile 20'nin yerini değiştiririm. Yani 25 üzeri Logaritma 20 tabanında 20 yapar ki burası da 1'dir. Demek ki A kaçmış arkadaşlar? 25'in ta kendisi bizden A istenmişti. Doğru cevap da E şıkkı olur diyeceğiz. Evet gençler artık logaritmayı da bu şekilde tekrar etmiş olduk. Tekrar sorularını da çözmüş olduk. Ee, tekrarını yapmıştık, konu özetini yapmıştık hatırlarsanız bir önceki dersimizde. Şimdi tekrar sorularını da çözdük. Şimdi sıra ödev var. Kampı takip eden e, az sayıda kişi olduğunu... Biliyorum. Ne yazık ki e, kendileri kaybederler. Sıkıntı yok. Hani ciddi anlamda tekrar yapılacaksa bu şekilde çok rahat yapılır. Hani sonuç olarak ilk defa dinlemiyorsun ya. Yani ben konu özetini yaparken de sadece önemli olan belli başlı noktalara vurgu yapıyorum, geçiyorum. Yani e, bunu uzun uza diye tekrar yeni bir konuymuş gibi anlatmaya da lüzum yok. E Hocam niye vaktin kısıtlı ülen? Yani hani ee, tekrar kampı için gelenlere bir şey demiyorum yani ama oturup da şimdi adam bana e, Instagram'dan DM atmış. Diyor ki hocam diyor ben sizin tekrar kampınıza başladım ama diyor. Konu özetinde diyor anlattığınız konuları diyor çok hızlı geçiyorsunuz anlayamıyorum diyor. İyi hoş güzel de kardeşim ben zaten orada sana yeni konu anlatmıyorum ki. Konu anlatımı istiyorsan ha orada var konu anlatımımız var. Gir orayı dinle bir zahmet yani değil mi? Ben sana burada konu özetliyorum. Önemli olan yerlerin altını çiziyorum ve diyorum ki bak bu önemli. ÖSYM bunu daha önce sordu. Bunu örnek veriyorum bir yayın evinde şöyle bir soru var. Bak benim de aklıma gelmiş bunun notunu vermişim. E tamam demek ki ÖSYM'de bir soruları hazırlayanlar insan olduğundan onların da aklına gelebilir. Ben de sana diyorum ki bu önemli buna çalış. Yani hani ben oturup sana Konu özetini verip arkasından 15 tane örnek de çözebilirim. Lakin bunu konu anlatımında yaptım. Bu konu özetli tekrar kamp arkadaşlar. Başka bir şey değil. Üstüne sorular üzerinden tekrar yaptırıyorum. Üstüne de mis gibi ödev veriyorum. Yani bunu abartmaya lüzum yok. Tamam. Tabii oradaki öğrencilere de açıklamasını yapıyoruz ama... Yani ne diyeceksin ki abi adam yatmış 9 ay 10 ay hatta 9-10-11'i de sayarsak 3,5 sene yatmış... 12. sınıfta yumurta dayanmış arkadaşlar diyor ki ben suçu kime atayım? Artık kime istiyorsa ona atar suçu. Evet gençler, sonraki konumuz diziler. Diziler konusunda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Ödevlerinizi yapmayı unutmayın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.